Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Ortaöğretim Genel Müdürlüğü materyal, bir başka deyişle MEB Mobil Soru Bankası 11. sınıf matematik, analitik geometri test 1'i çözeceğiz. Hemen belirteyim. Burada bir test verilmiş, iki soru verilmiş. Ama ben iki tane de ekstradan soru hazırladım sizler için. Bunları da çözeceğiz. Birinci soruyu çözelim. Yardımcı olmaya çalışacağım ben sizlere konu anlatımlarında. Hemen belirtiyorum. MEB kazanım testlerime mutlaka bakın sevgili arkadaşlar. MEB kazanım testlerinde konu anlatımlarını çok detaylı yapıyorum. Orada da şahane sorular var. Bakmayan arkadaşlara şimdiden söyleyeyim. Evet, der ki birinci soru. Bir ABC eşkenar üçgeninde A noktasının koordinatı eksi 2, 2 ve BC kenarı 3x eksi 4 artı 4 y 3x eksi 4y artı 4 eşittir 0 doğrusu üzerindedir. ABC üçgenin alanı kaç birim karedir? Enteresan soru değil mi? Güzel. Şıklara bakıyorum. Son şık çıkmamış. O da 5 kök 2 arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bakalım çözmeye çalışalım. Neler çıkacak? Şöyle ekranda kal. Sevgili arkadaşlar, öncelikle bizden ne isteniyor onu bir görelim. Şimdi şöyle bir, niye böyle çizdiysem artık. Böyle bir eşkenar üçgenim var. A noktası hop eksi 2'ye 2 noktası ve BC kenarı da sevgili arkadaşlar hop şöyle bir doğrunun üzerindeymiş. Bu arkadaş da kimmiş? 3x artı 4y artı 4 eşittir 0 doğrusu imiş. Bu arkadaşın alanı merak ediliyor. Neler yapabilirim, neler edebilirim? Sevgili arkadaşlar, ben bir kenarını bir bilsem eşkenar üçgenin olayı kotarırım. Bir kenarını bilmeliyim. Bir de bu kenara ait yüksekliği bilmeliyim. A noktasından BC doğru parçasına, bir başka deyişle şu doğru arkadaşıma ne yaptım? Bir dikme indirdim. Çok da güzel yaptım. Şu benim H. Sevgili arkadaşlar, H'ı bulabilir miyim? Pekala bulabilirim. H'ı nasıl bulurum sevgili arkadaşlar? Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı bağıntısıyla bulabilirim. Hop onu bir hatırlayalım. Ben size hatırlatacağım. Dediğim gibi MEB kazanım kavrama testlerinde de uzun uzun anlatıyorum. Arkadaşlar bunu şöyle yapıyorum. Şu arkadaşın x ve y değerleri, şu arkadaşın da x'in katsayısı, y'nin katsayısı. Bu arada bunu eksi yazmam gerekirken artı yazmışım. Çok yapıyorum ben bu tür hataları. Şu eksi 4y, bu artı. B, şu da c. Arkadaşlar x ile a'yı çarpıyorum. Eksi 2 çarpı 3, eksi 6. Mutlak değer içinde bu çarpımları toplayacağım. Buradaki y değeriyle buradaki y'nin katsayısı olan eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 8. Artı buradaki c'yi topluyorum arkadaşlar. 4. Bu arkadaşın mutlak değeri alınıyor. Bölü karekök içerisinde şu arkadaşın a'nın ve b'nin karelerini yazıyorum. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Güzel. Zaten bu sana neyi çağrıştırdı hemen gördün değil mi? 3'ün karesi 4'ün karesi sana 5 sonucunu verecek. Yukarıyı bir yapalım arkadaşlar. Eksi 14, eksi 10. Sevgili arkadaşım 10 oldu. Bu arkadaşı zaten 5 buldum. 3'ün karesi 4'ün karesi. Hop kaçmış arkadaşlar? 2 birim imiş. Bu noktanın bu doğruya uzaklığı aynı zamanda benim yüksekliğim 2 birimmiş. Bu saatten sonra soru artık bitmiş bulunuyor sevgili arkadaşlar. Analitik geometriden uzaklaştım. Neden? Bakın 30 derece, 60 derece, 30-60 90 üçgeniyle karşı karşıyayım. Şu arkadaşa A kadar dersem bu arkadaşım benim 2 katı olan 2A olur. Zaten yarısı değil mi? Eşkenar üçgen. Zaten 30 derecenin bu özelliği eşkenar üçgenden çıkartılıyor arkadaşlar. A'yı bulacağım. Şu A'yı bulursam şu 2 ile ben bir çarparım. Hop, bütün alanım ortaya çıkar. Güzel, A'nın peşindeyim. 2'nin karesi 4 artı A kare. Pisagor yazıyorum. Artı 4A kare. Güzel, devam edelim buradan. 3 tane A kare eşittir 4. A kare kaçmış arkadaşlar? 4 bölü 3. A'yı hemen söyleyin bana. 2 bölü kök 3. Nefis. Arkadaşlar olay tamamlandı. Ben işte bazen işte 2A'yı buluyorlar. Bununla bunu çarp böl 2'ye. Ben onu yapana kadar bu 2 ile A'yı çarptığımda alanı bulurum. 2 çarpı 2 kök 2 bölü kök 3 daha doğrusu.
4 bölü köküç sonucuna ulaşıyorum sevgili arkadaşlar. Genel itibariyle biz bunu böyle bırakmayız. Biz de köküçle genişletiriz. Bakalım kök genişletilmiş mi? Evet, genişletilmiş. Köküçle genişlet. 4 köküç bölü 3 sonucuna ulaş. Evet, bunu da nerede görüyorsun? B şıkkında görüyorsun sevgili arkadaşım. B'yi işaretledim. Gönül rahatlığıyla hop parmaklarımla ikinci soruya ulaştım. İkinci sorum der ki, sadece bu kadarcık yetiyor muymuş yoksa ya? Neyse, dur boş kağıt arıyorum, iyi mi? Ben ayırmıştım, şuraya kağıt ayarlamıştım ya. Enteresan. Neyse, şunu devam edelim. Ha, şurada çıktı. Tamam. Evet arkadaşlar, böyle bir şekil verilmiş. Güzel, gördüm. Hemen buraya şuraya bir teşkil edeyim. Cep telefonuma yazamayacağım ne yazık ki. Hemen şu arkadaşı şöyle teşkil ettim. Güzel, şöyle. Eksi 1'e 3. 3'e eksi 5. Şöyle bir şey çekmiş. Güzel. Burası 70 derece. Burası 55 derece. Hop devam ettim. Bu arkadaş da 9'a eksi 17. Evet. Bana neyi soruyor? Verileri yerine yazdım sevgili arkadaşlar. 55 dereceyi yazdım. 70 dereceyi yazdım. Koordinatları da yazdım zaten. BD bölü AB soruluyor bana. Evet. Buraları da unutmayalım. B, D, C. Burası da A noktası. BD bölü AB soruluyor. Ne yapmalıyım? Sevgili arkadaşlar, ha bu çok tanıdık ya. Ben size bunu şeye göndereyim ya. Dur. Bunu sevgili arkadaşlar, ben bu soruyu şeyde çözdüm ya. Nasıl çözüldüğünü söyleyeyim. Onu da hatırladıktan sonra şuraya bağlantısını koyacağım, tamam mı? Şimdi şey yapamadım. Map kazanımlarda çözdüm. Şuraya bağlantısını koyacağım. Oradan bakınız lütfen. Ben nasıl olsa size ekstradan iki tane soru hazırladım. O soruyla zaman geçiririz. Ne yapacağımızı da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bakıyorsun. Bu soruya bir çözüm getiremiyorsun. Şu mesafeyi bulabiliyorsun. İki nokta arasındaki mesafeyle. Şu mesafeyi de bulabiliyorsun. Ama tıkanıp kalıyorsun. Sen B'yi bilmiyorsun ki, değil mi? Ne yapabilirim? Ama sevgili arkadaşlar, şöyle bir hinlik var bu olayda. Bakın, şöyle uzattığımda şu açım da benim 55 derece oluyor. 180'e tamamlanması için. BC meğersem sevgili arkadaşlar bir dış açı ortaymış. Dış açı ortaysa sevgili arkadaşlar, dış açı ortay teoremini yazıyorum. Hop. AB bölü hop AC eşittir diyorum. BD bölü DC diyorum. DC. Sana ne sormuştu? BD bölü BC. Bak şu arkadaşlar, işler dışlar yer değiştir. DC bölü AC sevgili arkadaşlar eşittir. BD bölü AB oluveriyor sana. Yani sen B'nin koordinatını bir dahi bulmana gerek kalmadan DC bölü AC'yi bulursan, ki bu arkadaş DC bölü AC'yi bulursan soruyu çözmüş oluyorsun ki artık bundan sonrası arkadaşların uzaklıklar mesafesini bulmak. Hadi bulayım ya, madem hızlıca şey yapalım. DC'yi buluyorum. 9 eksi 3 6'nın karesi artı eksi 17 eksi 5 eksi 12'nin karesinin karekökü hop benim DC. Arkadaşlar ne gördüm? 6'nın karesi 12'nin karesi. Ben öyle durumlarda şöyle yaparım. Şurası 6, burası 12. Hop şöyle yapıyorum. 1 birim, 2 birimse burası kök 5'tir. Şu arkadaş 6 kök 5 oluverir. Uzun uzun hesaplarsan da o çıkar. Arkadaşlar 6 kök 5 dedim. Kime dedim? DC'ye. DC neredesin? Sen 6 kök 5'sin. 6 kök 5. AC'yi buluyorum şimdi. AC'yi bulurken de sevgili arkadaşlar, yine 9'dan eksi 1 çıkar 10. 10'un karesi artı eksi 17'den bu 3 müydü? 3. 3'ü çıkar eksi 20'nin karesi. Bak yine aynı şeyle karşılaştım. Bu sefer de 10 ve 20 var. 10'un kök 5 katı.
Bu arkadaş da 10 kök 5'miş. İyi güzel kolay çözdük ya. Kısa sürdü. Bu da 10 kök 5. Böldüm kök 5'lerle vedalaştım. Sevgili arkadaşım bana 3 bölü 5 olarak çıktı. Hop bunu da A şıkkında görüyorum. Güzel. Hem anlatmış oldum artık çok merak edenler bana lütfen yorumlara yazın. Şuraya da kısa yolunu koyayım. Şimdi cep telefonuyla olan kısmı bitirdim sevgili arkadaşlar. Ben sizin için hazırladım. Diğer iki soruyu da çözeyim hızlıca. O da şu. Bir tanesi A noktası verilmiş 0'a 16. B noktası 12'ye 0. C noktası eksi 9'a 0. O noktası orijin. D noktası AD eşittir. DB eşitliği verilmiş. Hemen işaretliyorum. Burası D noktası. AD eşittir. DB verilmiş. Buna göre OD artı CD. Bu arkadaş artı bu arkadaş merak edilmiş. Sevgili arkadaşlar burada da lafı fazla uzatmıyorum. Ben olsam bak burası 0'a 0 noktası. C noktası da belli. D noktasının koordinatları peşinde koşarım. Hemencecik. Nasıl yaparım bunu da? Bakın burası orta noktaysa benim buradan çekeceğim şu yatay da şu dikey de sevgili arkadaşlar AOB üçgenimi hem bu kenarda iki eşit parçaya böler hem de şu kenarlarını iki eşit parçaya böler. İki eşit parçaya böldüm. Bak 12 buralar 6 6 olur. Burası 16 buralarda 8 8 olur. O zaman D noktası ne olur arkadaşlar? 6 birime 8 birimse 6'ya 8 olur. Nefis olur. Şimdi bundan sonrası da çocuk oyuncağı olur. Hop gel bakalım buraya pembiş. Burası 8. Burası 6. Hepimiz biliyoruz ki OD 10. 6, 8, 10 üçgeni. Geldim buraya. CD'nin peşindeyim. Sevgili arkadaşlar burası 8 birim. Bak burası da 6, 9 birim de şurası. Hop 15. Çok güzel. Ya Pisagor'unu 289 bul ya da dikkatli arkadaşlarım bilir 5 şey 15 8 17 üçgenidir bu. 64 225 topla 289 289 da 17'nin karesidir arkadaşlar. CD'yi de ne buldum CD'yi 17 buldum. İkisinin toplamı isteniyordu. Buyur sana 27 derim ben bu arkadaşa. Hop. Kendi hazırladım soruyu. Ya bunu da bir arkadaş göndermişti bize sevgili arkadaşlar. Abonelerimizden. Evet. Bir başka kolaycı artık bir soru. Bunu da artık May Şimşek Tanı kendim hazırladım az önce. Şimdi A noktası veriliyor. 2'ye eksi 3 noktası. A noktasının pozitif yönde orijin etrafında 90 derece dönmesiyle oluşan nokta B noktasıdır. B noktasının x eşittir 1 doğrusuna göre simetrinin koordinatları toplamı nedir acaba demiş. Kim demiş? Şimşek Tanık demiş. Şair. Evet. Hemen alıyorum arkadaşlar. Ben böyle ötelemelerde vesairelerde hemen koordinat sistemini çizerim. Hiç formülle şunla bununla uğraşamam ben. Hiç de sevmem zaten. Pardon. Arkadaşlar A noktasını aldım. Orijin etrafında pozitif yönde. Pozitif yön saat yönünün tersi. Bu yönde çevireceğim. Hemen sevgili arkadaşlar şu arkadaşı bir üçgenleştiriyorum ben. İstersen öyle şuradan üçgen yap, istersen buradan. Bak ben bunu 90 derece çevirdiğimde 0. Buraya da A mı diyor A noktasıydı. T noktası de şuraya da P noktası de. Bak T noktan senin şuraya gelir. OT bu noktan olur. Şurası tam 90 derece olur. Daha sonra da sevgili arkadaşlar hop senin üçgenin şu hali almış olur. Burası A üssü değil artık B üs. B noktası oldu bu. Hop T noktan da şuraya gelmiş olur. Ne oldu o zaman? Şöyle oldu. Burası 2 birimdi. Bak burası 2 noktası. Bu arkadaş da 3 birimdi şurası. Hop. Burası da 3 olur. B noktası ne olur? 2'ye 3 olur sevgili arkadaşlar. Nefis. Şimdi bu arkadaşı bir de gelin. X eşittir 1 doğrusunun da simetriğini alın. X eşittir 1 burası. Hop. 1 noktası burası. Şu arkadaşın simetriğini al. Bu ne kadar? 2 birim. 2 birim daha gel şuraya. Kimden? 1'den. Hop. 1 birim. 1 birim daha geldin. Eksi 1'e. Buradasın şimdi. Bu noktayı oku bana. Eksi 1'e 2 noktası olur sevgili arkadaşlar. Koordinatlarımın toplamı da nedir? 1'dir. Hop bunu da böyle işaretledim. Sevgili arkadaşlar böylelikle bu kısacık videomuzun da sonuna geldik. Ha bu arada
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı sürekli güncellenecek diye. Belki bu testimiz hani iki soruyla kalmış ama belki ikiden daha fazla sorular gelir ya da analitik geometride daha fazla konular. Onlar gelirse de ben onları da size çözeceğim sevgili arkadaşlar. Evet, böylelikle bu testin sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.